Dükkanımız 1980'li yılların başında açıldı babamız tarafından. Yani yaklaşık bir 40 yıl aşkın süreden bir hizmet vermekteyiz. Bıçak imalatı, bıçak bileme, koyun kırpma makinelerinin bıçaklarının bilenmesi, tamiratı, yedek parçaları, koyun kırpma makasları, her türlü kesici alet, bunların hepsinin bilemesi, tamiratını yapmaktayız uzun yıllardan beri. Yani müşteri portföyümüz oldukça geniş. Herkesin işlerini görmeye çalışıyoruz. Onun haricinde mevsimsel olarak işlerimiz devam etmekte. Koyun kırkımı olsun, üzüm zamanı, ıspanak zamanı, kurban zamanı. Böyle değişik zamanlarda biraz daha aktif rol alıyoruz piyasada. Onun haricinde de gündelik işte lokantaların, restoranların bıçaklarını bilemekteyiz, kasapların. Bu şekilde. Bunlar sapları hariç. Çelikleri kendimiz işliyoruz. Çelikler yurt dışından geliyor. Fransız çubuk çeliği. Kasaplar tarafından tercih ediliyor oldukça. Fransız çubuk çeliği. Şu anda piyasadaki iyi çeliklerden bir tanesi. Kasaplar olsun, restoranlar, normal ev kullanımı için olan ev müşterileri. Bunları herkese tavsiye ediyoruz. Kullanılıyor da zaten. Tamamen siz yapıyorsunuz. Evet, sapı hariç. Evet, sapı hariç. Sap çünkü makine de dökülüyor. Sapı hariç çelik olsun. Ondan sonra yurt dışından geliyor. Biz sadece işlemesini yapıyoruz. Yani öyle dövme çelikmiş falan. O tarz bir şey değil. Bunlar çünkü endüstriyel bıçaklar. Yani yeni teknolojiye uygun olarak üretilmekte. Yani çok sert olmaması lazım. Çok da yumuşak olmaması lazım. Kolay bilenebilmesi ve ağzının çabuk bozulmaması lazım. Aynı zamanda işi bilen bilemecilere bıçaklarının biletilmesi lazım. Yani müşterilerin bıçaklarının işi bilen bileyicilere biletmesi lazım. Onun haricinde yani bıçak iş görüyorsa eğer uzun süre bozulmayıp kesme işlemini gerçekleştiriyorsa güzel bir bıçaktır genel olarak. Yani kullanımda kolaylık sağlıyorsa, rahat kullanılabiliyorsa, ele güzel oturuyorsa, kesiyorsa da aynı zamanda ve geç bozuluyorsa bıçak güzel bir bıçaktır. Bizim yapmış olduğumuz bıçaklar da çubuk çelik, 3 milimden 0.18'e kadar iner. Yani aşağı doğru bir süzme olarak incelir. Kalın bir bıçak değildir, yani böyle hani odun gibi bir bıçak değildir. Güzel, kasapların kullandığı, tercih edilen bir bıçaktır. Yani keskin olan bıçak, uzun süre keskinliğini koruyup bozulmayan bıçaktır. Bıçağı bilemenin püf noktaları, yani bizim yapmış olduğumuz iş ve diğer bizim gibi yapan bileyicilerin yapmış olduğu gibi ağır devir, sulu taş. Yani bu ne yapıyor, bıçağı ne kazandırıyor bilenmesinde? Hem daha uzun ömürlü dayanıklılık, hem de keskinliğinin daha iyi olmasını sağlıyor. Bıçaklarımız daha geç bitiyor, daha uzun dayanıyor. Bilendikten sonra çabuk bozulmuyor. Tabi bunlar sulu taşla bilenmesi, çeliğinin yanmaması ve ağır devirde bilinip bıçağın haddinden fazla incelmemesini sağlıyor. Bu şekilde de bıçak daha uzun süre keskinliğini koruyup şey yapıyor, ne derler ona? Daha uzun keskinliğini koruyup daha güzel kesmesini sağlıyor. Yani burada aşağı yukarı 50 tür diyelim bıçağımız var şu anda. Peynir bıçağından tutun pastırma bıçağına, pastırma bıçağından işte bağ bıçağına, ot bıçağına, makasına, her türlü. Bizde ürün yelpazesi bayağı geniş bir yelpaze. Testeresinden bıçağına, bıçağından satırına, tahrasına, nacağına, baltasına, kesici aletler yöresel olarak da bayağı şey, ne derler ona, farklılık gösterebiliyor. Mesela bir Karadeniz baltası oluyor veya başka Balıkesir'de yapılan balta, Akisar'da bıçaklar da yöresel olarak değişiklik gösterebiliyor. Bu satırlarımız kasaplar, kurbanda işte ev müşterilerimiz kurbanlık için kullanıyorlar. Kemik kırmaya daha çok şey oluyor, kullanılıyor. Kasaplar tarafından da kullanılıyor. Sadece kasap satırları değil, aynı zamanda E tarzı küçük satırlarımız da var.
Yani bunlar kemik kırmaktan öteye geçmez. Hani bıçak, lütfen bıçakları satır gibi kullanmayalım. Buradan kullanıcılara sesleniyoruz. Çünkü bıçak bıçak gibi kullanıldığı zaman kesiyor. Satır da satır gibi kullanıldığı zaman. Eğer bıçaklarını satır gibi kullanırsak ağızları çabuk bozulur. Çünkü ağızları ince olduğu için kemiğe vurulduğu zaman bozulma yapar. O yüzden satır kullanılacak yerlerde satır kullanmayı özen gösterelim lütfen. Üçüncü kuşak, üç kuşaktan beri buradayız. Dükkanımız aşağı yukarı 45 yıldan beri burada. Hizmet vermekteyiz aynı binanın içinde. Ondan öncesi de dedelerim aynı şekilde bıçakçıymış. Öyle bakalım bizden sonra ne olacak? Onu zaman gösterecek. Çırak bulamamaktayız. Yeni eğitim sistemi buna izin vermemekte. Yani yeni okuldan çıkmış bir çocuk, liseden çıkmış bir çocuk direkt askere gidiyor. Oradan da işte hayata atılıyor. Yani biz çırak bulmakta zorlanıyoruz. Teknolojinin gerisinde kalmak istemiyoruz ama yani elimizden geldiği kadar teknolojiyi takip ediyoruz. İmkanımızın el verdiği derecede. Yani şu anda biz bu işten ekmek yeriz de bizden sonrası ne olur artık? Yaparlarsa veya bu sektör kalır mı? Zamana yenik düşer mi? Onu bilmiyorum şu an için ama yani bizi kurtarsın da artık bizden sonrası ne olur? Menemen'de Avcılar Kulübü'nün yanında dükkanımız. Kubbeli Bakkal sokağının içinde. Burada zaten bilinen bir sokak. İnşaat malzemeleri satan dükkanlar var. Tanınan. Ama en bilindik olanı, en eski olanı Kubbeli Bakkal. Onun sokağının içindeyiz. Avcılar Kulübü'nün yanındayız. Bekleriz müşterilerimizi çay içmeye, illa ticaret yapmak için değil de çay içmeye de şu pandemi sonrasında bekleriz. Kurban zamanı, koyun kırkım zamanı oluyor. Onun haricinde işte budak zamanı şu anda mevsimsel olarak ama tabii ki anormal iş yaptığımız zamanlar kurban bayramı öncesi bir ay, son bir ay kala bayağı yoğun geçiyor. Çünkü kurban hazırlıkları başladığı için yoğun olduğunu söyleyebilirim.